Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa, bu videomuzda yine Diez'deyiz. Bölüm 4'teyiz arkadaşlar. Luffer'i, Belua'yı bitirmiştik geçen bölüm, bundan önceki bölüm. Bu bölümde de yine Luffer'de kalan görevlerimiz var. Master için uğraşacağız demiştik. Master açacağız. Aynı şekilde Linate'e gideceğiz. Şimdi öncelikli olarak şurada yeni açılan görevlerimizi bir alalım. Master için de yine otomatik böyle gelmezse nereden alacağını bilmeyen arkadaşlar için onun yerini de göstereyim. Çünkü rehber olarak da değerlendiriyoruz bu videoları. Burhan abiyle de buradan selam yollayalım. Guardian of 7K anahtar görevi, bu şu an için ben bunu yapmayacağım. Bunu ayrı bir videoyla göstereceğim ama buradan aldığınız zaman bu görevde 38 milyon eksi var. Bunun da videosu var kanalda ama güncel halini de atacağım yine. O yüzden buradan bunun bilgisini vereyim. Bunun üzerine şöyle hemen şuradan Phantom görevimiz açıldı. Bunu alacağız. Bunlar Delos'ta. Gromhound görevimiz var. Bu da aynı şekilde Delos'ta. Yine Pres Minerva da bir görev açacak ama level olarak şu an yetmiyor sanırım. Aynen. Herhalde 1-2 levelde açılır. Bu da yine burada açılacak görev de aynı şekilde Delos'ta geçerli. Burada yine Atüsör Herga'ya gitmiyorum şu an. Chat görevi o. Onu daha sonra gideceğiz. Master için de burası arkadaşlar. Warrior Master Skeki adından da anlayacağınız üzere zaten. Bunda şu 2ND Job Change. Bizde şu an otomatik olarak görev açık. Yani şu görev. Bu görevi yapacağız. Bunları da Centaur'dan bir adet kalp, Linate'e gidip yukarı çıktığımızda urukların orada. Bu biraz zor düşebilir levelinize göre ve iteminize göre. İtem level yoksa pazardan alabilirsiniz ama kesmek istiyorsanız da üstüne tıkladınız mı zaten gösterir nerede olduğunu ama Linate'de bu bilmiyorsanız. Yine bunlar da biri Linate'de, diğeri de Kalluga'da da mevcut, Linate'de de mevcut bosslar. Master için kısaca itemleri toplayacağız. Linate'e geçelim. Linate'deki görevlerimizi de alalım. Önce Belua diyeceğiz. Bir an nereye gideceğimi şaşırdım. Hadi tereddüt ettim. Burada yeni görevimiz gelmiş mi abi? Yok, şu an için herhangi bir görevimiz yok. Bitirdik ama emin olmak için bir daha baktım. Bu arada şurada yine yapabileceğiniz parti görevler olması lazımdı. Uzun zamandır yapmadığım için. Look around dediğinizde aynen parti ile mesela tıkladığınızda işte 2.5 presiz pre ile 1.250'de presiz 20 derviş kesersen ek alırsın diyor. Bunları parti ile yapabiliyorsunuz. Lamia görevimiz, bayağı bir görevimiz. Burada da açılmış Urukayı. Bunların hepsini alacağım. Triant, Angient. Güzel yine eks alacağımız görevler. Manticore burada tamamlayacağımız item için yine onu da buradan çıkaracağız. Uruk Blade'i keserken yine kılıç toplayacağız. Derviş'i iptal edeyim. Shell'leri yapmayacağım. Derviş, Apollo, Troll bunlar Shell için. Bunları yapmayacağım şu an için. Daha ilerleyen levellerde kolay kesmek adına mana harcamayalım diye. Çünkü manamız şu an bu bölümde 38 tane kaldı. Görevlerden aldığımız manalar bitiyor artık level yükseldiğimiz için. Kırmızımız var bayağı bir. Kırmızı çok yemiyoruz. Bu mana bittiği zaman düşürdüğümüz itemlerden vesaireden manayı karşılayacağız. Onunla yine sıkıntımız yok. Bitene kadar bununla bittikten sonra alacağız. Gidip mobları kesmeye başlayacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Mobları kestikçe devam edeceğiz. Raon'a tekrar bir Raon'a uğradık arkadaşlar. Pempetive Strike diye şurada bir görevimiz daha var. Bu da açıldığı için buraya da uğradım. Eksi güzel 25'en 10 tane Uruktron, 10 tane de Alkedra boss'tan keseceğiz. Zaten bunları da Master itemini toplamak için kesmemiz gerektiğinden dolayı hani iki yine görevi bir arada bitirmiş olacağız. Uruk itemini topladık. Manticore itemini de topladık. Biraz uğraştırdı ama topladım. Şu an sadece DTC itemi kaldı. Birkaç tane mobi kestik. Kalanlarını da keselim. Devam edeceğiz. Ağaçlar var. Daha Phantom Grom Delos'a geçmedik henüz. Delos'a geçerken göstereceğim. Keseyim, devam edelim. Tekrar Belua'ya geldik arkadaşlar. Burada şu Secret Agent Clarence var. Secret Agent Clarence var diyemedim. Ajan. Bu ajana geliyorsunuz abi. Konuşamadım. Beynim döndü. Şu an yaklaşık olarak herhalde 4,5 saattir falan oyundayım. Görevleri yapmak, itemleri toplamak için bayağı bir zaman harcadım. Premium'da olmadığı için bazı itemler zor düşüyor. Bunu da unutmayın bu görevi de. Çünkü sadece şuraları gösterdim. Belua'yı bir önceki bölümde göstermiştik zaten ama hani bu da yeni açıldığı için hem silah hem de 25 milyon eksimiz var. 40 kardinal diyor. Kardinal kesmek biraz belki uğraşlı olabilir. Püflüyor müflüyor ama iyi eksi var. Bunu da yapacağız. Bunu da göstereyim diye buraya not aldım. Şimdi devam edeceğiz. Kalmadı fazla görevimiz. Birçoğunu bitirdim. Delos görevlerimiz kaldı. Ona gideceğiz birazdan. Önce kardinali bitireyim. Kardinalle birlikte şu bossları keseceğiz. Dördünü kestim bir tanesinin. 10 tanesi daha hiç dokunulmadı. Master'ımızı açacağız da itemleri toplayıp devam edelim. Linate'i de bitirdik arkadaşlar. Şu an için Linate'de görevimiz kalmadı. Shell'ler haricinde. Yine aynı şekilde Raon'u ve Belua'yı da tamamladık. Kardinalleri de bitirdim. Şimdi bir Moradon'a geçelim. Moradon'dan Delos'a gideceğiz. Delos'ta bu Luffer'den kalan iki görevimiz var. Luffer'de bir tane de şu kaldı bu arada. Luffer sondan şu görevimizi yapacağız ama bunu Estant'a geçince, Estant'ta bu mob'dan
Keseceğiz daha orada. DTK'da. Onu keserken mutlaka düşürürüz. Buradan Delos diyoruz arkadaşlar. Delos'a geçiyoruz. Delos'ta yine bilmiyorsanız şayet şu kapıdan çıkıp sol. Hemen şu dağların arasına gideceğiz. Ben şimdi bir yürüyeyim oraya kadar. Bu videoyu uzatmamak adına oraya kadar boş boşuna gidip de göstermeyeyim size. MS'lere falan daha gireceğiz videonun devamında. Bir tane var. Achievement'ten gelenler var. Onlara da bakmadım da. Artık kaç tane MS varsa onlara da gireceğiz. MS'lere X varken girmeyi düşünüyorum. Bir kafamızda amblem falan alalım. Evet, amblem. Sonrasında şu SC'leri basalım. O şekilde düşünüyorum. Şuraya gideyim. Devam edeceğiz. Delos'un kapısına geldik arkadaşlar. Warp Gate'e tıklayıp buradan içeri giriyoruz. Şimdi burada yukarı çıkacağım. Phantom için ve Gloomhound için. Önce Gloomhound'lara çıkacağız. Orada anahtar olduktan sonra, anahtar bulduktan sonra da Phantom'a çıkacağız. Anahtar buralarda da düşüyor. Şurada bir düşüreyim anahtarı. Yukarıya direkt kolay çıkalım. Gloomhound'u da bitirdik arkadaşlar. Bu da çok uğraştırmadı. Bu kolay oldu. Şimdi Phantom'a çıkacağız. Phantom'da farm yapan yoksa Phantom da çok yormaz bizi. Yalnız Phantom'dan sonra görevi almadığım için şu an görev üzerinde yok ama açılmıştır büyük ihtimal. Bir de Fallen Angel'dan bir tane diş düşürmemiz lazım. Onu da bir deneyeceğiz. Çok güzel abi. Phantom'lar şu an farmer görüntü itibariyle yatmış gibi. Phantom'lardan da hemen kilimizi alalım. Sonra üst kata bir çıkacağım. Eğer ki düşürebilirsem şöyle bir iki tane deneyeceğim. Tabii kesmeyi de deneyeceğim. Çünkü Fallen Angel'lar iyi vuruyor. Şu anda levelimiz henüz 62. Çok fazla da üstümüz giyilik değil. Bir bakacağız. Kesebilirsek gelmişken onu da düşüreceğim. Düşüremezsek ona bir daha ekstradan geliriz. Buradan sonra da zaten chat serilerine geçeriz büyük ihtimal. Esnaf'ta önce mi geçeriz? Önce chat'e mi geçeriz? Bu videodan sonra belli olur. Şimdi ben şunu da bitireyim. Devam edelim arkadaşlar. Fallen Angel'a da geldik arkadaşlar. Bir deneyeceğim. Ne olur bilmiyorum ama sanki bizi biraz mavlatacak gibi duruyor. İyi damage veriyor abi. Eğer ki alamazsak hani bu kutudan çok uğraşmaya bence gerek yok gibi. Şu levelde gerek yok. Hani en azından bir 67-68 olduğumuz zaman gelip daha relax yapabiliriz. Ulan mana bitti oğlum. Help me general. Aha yatıyorum ha. Ucu ucuna kestik. Bir tane denedim. Bunu şu an denemenin mantığı yok. Tekrar bir daha geleceğim arkadaşlar. Gidelim. Şu iki görevimizi de verelim. Sonrasında MS'lere bir bakalım ne var üzerimizde ne yok. 5 tane monstrumuz olmuş arkadaşlar. Bir tane daha var. Relog atınca o da gelecek. O da şuradaydı yanlış değilsem. 60 level olduk şu an. 63'üz ama relog atmadığımız için görünmüyor. Yani 63 olunca bir tane daha alacağız. Pardon, relog atınca bir tane daha alacağız. 6 tane MS'miz olmuş olacak. Şu an için Draki'ye gireceğim bir tur daha. Niye diyecek olursanız bunu videoda göstermeyeceğim ama Draki'nin chat 4. katta öldüğümüz için 4'e 3'ü alıp sonrasında yine görüşelim arkadaşlar. Şimdilik Draki'ye gireceğim. SC'leri basıp devamında monsterlar. Event amblemi aldık. Flash'ta bir tane bastık. Şu an için %30 eks artışıyla gireceğiz. Klanım yok şu an. Klansız olduğum için. Klan olmuş olsaydı ekstradan %90-100 gene eks artışı olurdu ama şu an klansız gireceğim için bu şekilde Draki'ye gireyim çıkayım sonra MS'lerle. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Şimdi çarı bir pazara bırakmıştım. Biraz bir şeyler satılmış. 15 en paramız olmuş. Hostesi de var bir 15 en. Yani şu an sos yavaştan toplayabilecek parayı kazanmaya başladık diyebiliriz. Biraz daha kazanıp sos yapacağım. Premium'u aldım yükleyeceğim bu arada. Bir sonraki videoda yine premium'un yanında gelenleri de satıp çara bir şeyler yapacağız. Sonrasında ufaktan da bir aktaracağım. GB var. 2-2,5 GB olabilir belki Destan ve Rosetta'dan. 3 tane token aldım. Bunları şimdi şöyle yapayım arkadaşlar şuradan. Şimdi üstümüze alacağız ama bu tokenler bu arada hani bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Siteden ID şifrenizle giriyorsunuz. Entity Games diye giriyorsunuz. Knight Online'a giriş yapıyorsunuz hesabınıza. Orada hesabım kısmına tıkladığınız zaman oyun hizmetleri bölümü olması lazım sol menüden. Orada zaten açtığınız anda oyun hizmetlerini karşınıza çıkacak. Çarpı işareti olan 4 tane sekme görürsünüz alt alta veya yuvarlak halka vardır. Eğer yuvarlak halka varsa zaten yapmışsınızdır. Veyahut da yaptığınız halde bu tokenleri almadıysanız oradan token talep etmemişsinizdir. Bununla alakalı da yine bir video çekerim eğer bilemeyen soran olursa eski bir videom olması lazım zaten ama
Şu an 3 tane var security tokenimiz. Şuna geldik. Buradan şimdi biz ne alabilirmişiz? Magic Pack vereyim diyor. 30 günlük diyor 2 tokene. 3 tokene de Jenny'ye Hammer vereyim diyor. Hammer işimi görür mü? Hammer şu an için işimi görmez aslında. Ben 2 token karşılığı bir Magic Pack aldım arkadaşlar. Free bir Magic Pack'imiz oldu. Şimdi bunu kırıp kullanacağız. Magic Pack'i şuraya alayım. Yo, Magic Pack yine burada dursun. Pardon. Bir tane tokenimiz var. Buna da 1000 HPSC alayım. Bu da trade edilmiyor. Sadece kullanabiliyoruz. Şu an başlangıç adına bu güzel oldu. MS'lere gireceğim. Premium'u kırdıktan sonra MS'lerden ne alacağız? Onu da göstereceğim. Beklemede kalalım arkadaşlar. Son MS'den bir öncesindeyiz arkadaşlar. Şu an iki tane takı aldık ama ikisi de çöp. Yani bu 6. MS'miz. Bir tane daha 60 levelden alacağım vardı. Üzerimde 6'ydı. Onu aldım. 7 yaptık totalde. Bayağı bir uzun sürdü bu arada. Yine hem levelimizle alakalı hem de bütün mobları kestiğim için çok iyi. Old Skebelt aldık. Yani iyi bir takı değil aslında ama en azından takı aldığımız için iyi dedim. 3 tane takı aldık şu an. 6'da %50 ile gidiyoruz. Premium'u kırdık bu arada. 120 dakikaydı şu BDV'den aldığımız XK adı 17 dakika. 18 dersek 100 dakikasını tamamlamışım arkadaşlar. Son 17 dakikada artık kalan son monster'ı da keseceğim. Bütün mobları kestiğim için uzun sürüyor. 189 tane mob kesmişim şu ana kadar. Bosslar haricinde. Çok güzel X aldım. Şu ana kadar aldığım X herhalde 100 milyonu geçti çok rahat. 540K X alıyorum. %20 BDV SC'si ile. Bu arada flash basılmıyor premium olduğu için Gold Premium'da. Hani %10 oradan artışımız yok. Ve yine X Event Emblem var. Onu da alamıyoruz. Dün kullandığımız için 6'dan sonra almam gerekiyor. Süresi dönmediği için kısaca. Onu da almadığım için %20 de oradan eksisi var. Yani bir 10-15 milyon daha fazla alabilirdik kısaca. Amblemi de almış olsaydık. Yine klanımız da yok. Klan olmadığı için de düşük. Kısaca bu şartlarda bile şu an çok iyiyiz. Son MS'ye de girelim ve bakalım. Bu arada ufaktan itemler de aldım. Onları da videonun sonunda göstereyim. Son Draken'in o çok güzel. Bir tane daha son Draken diyordum bu arada. Son MS'nin boss'unu da kestik. Bir tane de Old Roach aldık arkadaşlar. Fena değil. Yani 7 tane de 4 drop aldık. Para eden var mı içinde? Yok. İşin aslını sorarsanız ama hani bize burada şu an 3M'de 5M'de para. Çünkü yeni başladık. Çarı dizmeye çalışıyoruz. Buradan yine çöp olanlarını kırıp içinden Spellstone Powder düşüreceğiz. Skill açmak için hem 70 hem 80 skilline onlar da lazım. Şu an için 4 tane düşürdük. Takı. Bir tanesi Old Roach. Hani en işe yarayan bu diyebiliriz ama bu da burada 2M 3M belki ediyorsa ediyordur. Belki diyorum onu da yine Old Skebelt da aynı. Şunlar satılmaz bile. Kıracağız. Bunları kıracağız. Önce Drake hakkımız var. Bir tur daha. Ona gireceğim. Bu videoyu bitirmeden sonrasında o takıların çöplerini kıracağız. Bir de pazara gidip fiyatlarına bakalım en azından. Bir turda Drake'e gireceğiz. %54.82, %55'iz. Bakalım yüzde kaç alabileceğiz Drake'nin son bir turuyla da. Onu da yapalım. Oradan da bir şey alırsak onlarla birlikte Morodon'a geçelim arkadaşlar. İtemleri bu arada gösterivereyim. Açmışken üzerimizi. Küpelerde bir değişme yok. Aynı Old P'ye duruyor. Yine pendantımız da aynı. Belt sos aldık. Artı bir. Şu an için paramız buna yettiği için yükselteceğiz. Fowler'in artı 3 aldık bir tane. Artı 2'miz zaten vardı başlangıçta. Burada başlarken şu an bir 450-500 liralık bir bütçeyle başlamış oldum arkadaşlar. Gold Premium 209 lira, 210 lira. Ona para verdim sadece. Onun dışında diğer 3-4-5 GB harcadığımız miktar diğer serverlardan, Rosetta'dan, Destan'dan aktardığım para. Oradaki çarların üzerindeki itemlerden kısaca bir premiumla giriş yaptık ve bu kadar item sahibi olduk şu an aktardığımız paralarla. Premiumdan gelen Trina var. Yine aldığımız birkaç tane SC var. Onları satacağız. Onların parasına, kastığımız paralara bir şeyler daha almaya çalışacağız çara. Bekleyelim. Draki sonrasında görüşmek üzere. Draki'nin de son hakkımızı kullandık. Giriş yaptık arkadaşlar. Şunu dün almıştım zaten. Şu görevi de verelim. Şunlar normalde buradan elbise alabiliyoruz ama işe yarayan bir şey olmadığı için direkt yaktık. Morodon diyelim. Bir bakalım şu takılar ne diyecek şimdi. O kadar Monster Stone'a girdik. 7 tane MS'den aldığımız 4 tane drop var. Bunlar para eden şeyler değil ama yine de merakımızdan dolayı bir bakalım. Old Roach 2.1'den buying fiyatı varmış. Yani para etmeyen bir şey. Rol düşseydi güzelmiş rol. Rol her serverda olduğu gibi burada da tatlı bir para ediyor tabi. Herkesin işine yarar yaramaz orası ayrı bir şey ama görebilirsem Old şuna bakacaktım Skebelt'e de bu da para etmiyordur. Bunun da edip edeceği yani en fazla 2.5-3 M'dir. Fazla olacağını sanmıyorum. Burada çünkü çok fazla bir para değeri yok bu tarz itemlerin. Göremedim. Görünürde
Şöyle bir daha bir şuralardan geçeyim ama. Yok arkadaşlar, göremedim. Yani vardır belki pazarların alt kısmında da görmediğimiz yerlerde. Yani şimdi bir o item için tek tek hepsini aramayalım. Şu an için durumumuz bu arkadaşlar. Bu serimizi de burada bu şekilde noktalayalım. Bir sonraki seride bunun devamında Lüferson'da kalan bir 7 anahtar görevimiz var. Onu yapacağım. Sonrasında açıldıysa yine orada master açtığımız yerin yan tarafındaki NPC'de bir tane daha Delos için görev açılacaktı. 30-35 milyon mu 25 milyon mu bir eksi vardı. Onu yapacağım. Ondan sonrasında chat görev serisine başlayabiliriz veya önce estanta geçeriz. Duruma göre bakacağız. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolarımıza yorum ve beğeni eksik etmeyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.